Herkese merhabalar değerli futbol severler. Fenerbahçe transfer gündeminde yaşanan sıcak gelişmeleri yorumlamak için sevgili Haldun Domaç'la birlikteyiz. Haldun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Fenerbahçe transfer gündemi biliyorsun bir hayli yoğun. Fenerbahçe taraftarı da şaşkın. Çünkü hep şikayet ettikleri konu hoca geç belli oluyordu. Transfer belli geç belli oluyordu. Hızlı bir şekilde Jesus geldi. Ardından hemen bir Lincoln Henrique, ardından Bruma. Şimdi gözünü üçüncü transfere dikti Fenerbahçe taraftarları. Sarı lacivertli kurmaylarda bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez ismi gündeme gelen oyuncu Erisson. Botafogo'da forma giyen Erisson. Neler söylemek istersin abi konuyla alakalı? Bir kere öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani kamuoyuna yansıdıktan sonra biraz videolarına falan baktım. Yani oyuncuyu tanımıyorum. Çok net bir şekilde söyleyeyim dürüstçe. Fakat videolarına biraz baktım. Bu konuda bir şeyler söyleyebilmek adına. Oradan çıkarttığım sonuçlar üzerinden ancak konuşabileceğim tabii ki. Genç bir oyuncu. Onu özellikle söyleyelim. 23 Yaşında. yaşında. Bu oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık 2023'e kadar olması dolayısıyla bir bonservis bedeli gerektirecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Erisson konusunda söyleyeceğim. Şimdi şöyle baktım yani bir dedim ya hani biraz videolarına falan baktım nasıl bir oyuncudur tipleme olarak kime benziyor diye baktığımda Teixeira karşıma tarzı mı abi? nasıl? Biraz Teixeira tarzı bir oyuncu. Alex Teixeira tarzı bir oyuncu gibi. Hatta Fenerbahçe'deki hani santrofor oynadığı için söylüyorum. Mesela Valencia tarzı bir Valencia. oyuncu. Yani şimdi acaba Fenerbahçe Valencia'yı gönderecek de böyle bir oyuncu mu transfer edecek diye kafama bir soru işareti geldi. Yani bir kafamda bir soru işareti oluştu. Dolayısıyla yani şimdi Erisson'u çok yakından tanımıyorum ama izlediğim kadarıyla bir sol ayaklı bir santrofor, forvet arkası tamamlayıcı da oynayabilir senin söylediğin gibi. Böyle bir özelliği var. Şunu söyleyebilirim. Fırsatçı bir oyuncu. Yani gol noktalarına çok doğru gidiyor. Yani hissediyor golün olduğu yerleri hissederek o noktalara giden bir oyuncu. Benim görebildiğim kadarıyla mobil bir oyuncu. Acaba ya zaten boyu itibariyle de 1,80 boyu var. Şimdi Jorge Jesus acaba mobil bir oyuncu mu istiyor ki ya da Valencia'nın yanına santraforu tamamlayacak bir oyuncu mu istiyor sorusu açıkçası bu oyuncunun kamuoyunda transfer gündemine gelmesinden sonra düşünmeye başladığım bir konu oldu. Acaba böyle bir şey mi istiyor? Ama şöyle özellikleri var yani izleyebildiğim kadarıyla. Bir kere top saklama becerisi var. Top saklama becerisi şöyle bir avantaj getiriyor. Takımınızı öne doğru çekebiliyorsunuz. Daha doğrusu hücum bölgesine doğru çekebiliyorsunuz. Kolay adam eksilten bir oyuncu. Az önce söylediğim gibi mobil bir oyuncu. Yani gezgin bir oyuncu. Klasik bizim tabir ettiğimiz anlamda bir statik santrofor değil. Belki bu cümleler başka şeyler düşündürebilir Fenerbahçe taraftarında. Yani mobil bir oyuncu ya da işte statik santrofor. Artık zaten statik santrofor dönemi çok da fazla kalmadı. Şöyle söyleyeyim, örnek diye söyleyeyim. Serdar Dursun var Fenerbahçe'de. Sanki uzun boylu klasik bir santrofor, statik bir santrofor gibi görünüyor. Ama milli maçta da olsun, Fenerbahçe'de olsun gördüğümüzde savunma aralarına yaptığı koşular, gelip top alıp ondan sonra onun servis yapması yani dolayısıyla artık yani bazı ezberleri bozmamız lazım. Bu noktada birbiriyle çok bağlantılı olduğu için o cümleyi de söyleyeyim. Mesela ezberleri bozmamız gereken bir nokta da Lincoln Henrique. Şimdi klasik 10 numara. Yani niye Fenerbahçe bir 10 numara aldı? İrfan Can var, Mert Hakan oynar, Arda Güler Arda Güler oynar var. gibi bir cümle kullanılıyor. Ama oyuncu bakın sol ayaklı bir oyuncu. Sol iç yani 8 numara gibi oynayabilme becerisi var. Kenara attığınızda kenar da oynatabiliyorsunuz. Bunu özellikle Hikmet Hoca'ya sormuştum. Onu Gremio'da keşfeden hocaya. Bu cümleleri söylemişti. Siz artık şöyle düşünmeyin. O bir klasik 10 numaradır. Hani Mesut Özil 10 numarası tarif edelim yani öyle söyleyelim. Hani alacak topu savunmada çok fazla katkı sağlamayacak. Oyunun box to box gidiş gelişlerinde çok fazla öne çıkmayacak. Sadece topu alacak, kullanacak. Böyle bir 10 numara oyuncusu olmadığını özellikle Hikmet Hoca da vurgulamıştı bana. Görüntüsüne baktığınızda
Onu da siz de hissedebiliyorsunuz. Ve genelde şöyle bir şey var, bunu da belki burada söylemekte yarar var. Teknik direktörler genelde takımlarının içerisinde 4 civarında diyeyim, hadi 3-5 arası 4 civarında sol ayaklı isim istiyorlar. Yani sol ayaklı. Hı hı. Çünkü sol ayaklı isimlerle bir anlamda oyunun dengesini sağa sola bozabilme fırsatı yakalıyorlar. Onun için de burada da mesela bir sol ayaklı oyuncu olarak hem Erison'un sol ayaklı olması hem Lincoln'un sol ayaklı olması dikkat çekici bir gelişme. Yani öyle bakmamız lazım. Şimdi 2,5 aydır takip ediyorsa, ki öyle söyledi başkan bize, inanmak durumundayız. 2,5 aydır takip ediyorsa oyuncuyu, demek ki sol ayaklı oyunculara olan bir ihtiyacı da hissetmiş olabilir. Yani öyle bakmamız lazım. Mesela Ferdi sol bek oynuyor ama sol ayaklı değil. Yani böyle bakmamız lazım. Mesela Kim Minje, Serdar Aziz, ondan sonra yani birçok oyuncu, Osay Samuel sağ ayaklı. Acaba, yani şimdi bunu zaman içerisinde göreceğiz ki teknik direktörler bu tür konularda önemli hamleler yapıyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Torino Rıdvan Yılmaz'ı istediğinde Juric antrenör şöyle söylüyor. Sen benim takımımdaki 4. sol ayaklı oyuncu olacaksın. Yani artık sağ ayak ve sol ayak konusunda da içeriye devrilmelerde, kenara doğru gidişlerde demek ki teknik direktörlerin bir kadro planlaması oluyor. Hani klasik tabirle mühendisler itiraz ediyor ama kadro mühendisliği yapıyorlar. Belki de bu noktada Erison da böyle gündeme gelmiş olabilir. Yani Lincoln'de de benzer durumlar olacaktır diye düşünüyorum. Yani açıkçası değişik bir sistem deniyor Jorge Jesus. Çünkü Bruma'ya bakıyorum sağ ayaklı ama şimdi Lincoln, Enrique artı Erison olması halinde ileri at İrfan Can Kahveci'yi merkezde oynattığını düşünürsek İrfan Can da sol ayak, Arda Güler'i hadi ön tarafa aldı sol ayak ama solda oynattığı adam sağ ayaklı, Bruma sağ ayaklı bu sefer. Yani değişik bir sistem deniyor. Yani şimdi orada çapraz değişimler yapabilir herhalde. Yani onu zaten hazırlık maçlarında göreceğiz daha net bir şekilde. Belki de hani İrfan'ı öbür tarafa, Bruma'yı sağ tarafa mı alacak? Yani onlara da bakacağız. Gerçi Bruma ters kanattan içeri girerek iş yapan bir oyuncu. Ama netice itibariyle bunun için biraz hazırlık maçlarına ihtiyacımız var. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Yani artık teknik direktörler 3-4 tane sol ayaklı oyuncuyu net bir şekilde istiyorlar, kadrolarında olsun istiyorlar. Belki de bu yapıyı oluşturmaya çalışıyor Jorge Jesus. Peki abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Artık bir sonraki programlarımızda gene görüşürüz. Ek olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yok, yani Fenerbahçe'nin aktif bir şekilde transfer politikasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki, hoşça kal abi o zaman. Görüşmek üzere.